Merhaba, ben Şafak Aktan. Polymer Update Türkiye'ye hoş geldiniz. Ücretsiz petrokimya haberleri sunan dünyanın ilk ve tek TV ağı, Polymer Update Türkiye TV izliyorsunuz. Öncelikle Polymer Update olarak yeni hizmetimiz Polymer Update Akademi'yi duyurmaktan gurur duyarız. Polymer Update Akademi'de petrokimya, kimya, ilaç ve diğer ilgili sektörlerdeki bilginizi genişletmenize yardımcı olmak için özelleştirilmiş kurumsal eğitimler sunuyoruz. Özel hazırlanmış kurslar 30 yılı aşkın öğretim deneyimine sahip, alanında tanınmış profesörlerle her iş alanına özel olacaktır. Kursların amacı iş süreçlerinizi ve veya ürünlerinizi iyileştirmeye yardımcı olmak için size ve ekiplerinize profesyonel eğitim sağlamaktır. Petrokimya haberlerimizle devam ediyoruz. OPEC ve müttefiklerinin ham petrol üretimini arttırma kararının artan petrol arzına yönelik endişeleri yükseltmesiyle birlikte geçen hafta Cuma günü ham petrol fiyatları değer kaybetti. Hızla artan vaka sayıları nedeniyle birçok ülkede kısıtlamaların uzatılması ise küresel ekonomik toparlanmaya ilişkin endişeleri arttırarak petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi. Vadeli Brent petrol Cuma günü 25 sent düşüşle varil başına 62,95 dolar olurken Vadeli Batı Teksas Petroli ise 28 sent düşüşle varil başına 59,32 dolar seviyesinden işlem gördü. Cuma günü SIF Kuzey Batı Avrupa bazında nafta fiyatları metrik ton başına 2 dolar düşüşle 543 dolar seviyesinde kaydedildi. Geçen hafta zayıf enerji fiyatlarına rağmen Avrupa'da spot propilen fiyatları yatay yönlü hareket gösterdi. Avrupa'da geçen hafta spot etilen fiyatları ise artan alım ilgisi ve sınırlı arzın etkisiyle yükseldi. Bölgede poli etilen fiyatlarının güçlü seyretmesi de fiyatlardaki artışı destekledi. Avrupa'da Nisan ayı mono etilen glikol kontrat fiyatı Mart ayına göre 10 euro artışla metrik ton başına 860 euro seviyesinde açıklandı. Geçen hafta Türkiye'de CFR bazında yüksek yoğunluklu, alçak yoğunluklu ve lineer alçak yoğunluklu polietilen fiyatlarında yatay seyir izlendi. Bölgede talebin durgun olduğu bildiriliyor. Türkiye'de CFR bazında polipropilen fiyatları ise geçen hafta düşüş gösterdi. Alım ilgisinin zayıflaması ve özellikle Asya'dan gelen ithalat tekliflerindeki düşüşler fiyatlarda düşüşe neden oldu. Türkiye'de geçen hafta CFR bazında PVC fiyatları ise yükseldi. Devam eden arz sıkışıklığı ve Avrupa'da Nisan ayı etilen kontrat fiyatının artması PVC fiyatlarına yukarı yönlü baskı uyguladı. Günlük fiyat değerlendirmeleri ve güvenilir petrokimya haberleri için Polimer Update'e abone olmayı unutmayın. Son 20 yıldır Asya'nın bir numaralı piyasa istihbarat şirketi olarak Avrupa'da yakın zamanda açtığımız ofisimizle birlikte petrokimya sektöründe dünyanın önde gelen piyasa istihbarat şirketi olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Aynı zamanda polimer alım satımlarınızı kolaylaştırmak için akıllı telefonlarınızda kullanabileceğiniz polimer exchange'i indirerek Plastik madde sektöründe faaliyet gösteren 12.000'in üzerinde kullanıcıya katılmanızı tavsiye ediyoruz. Daha fazlası için haftalık haber videolarımızı takip edin. Bugün 12 Nisan Pazartesi Şafak Aktan'ı dinlediniz. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. facebook.com/polymerupdate adresinden Facebook hesabımızı ve @polymerupdate adresinden Twitter hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca plastik ve petrokimya sektörüne yönelik en son haberler için YouTube kanalımıza abone olmayı ve videolarımızdan haberdar olmak için bildirimlerinizi açmayı da unutmayın.